bu taraftaki transfer hususu bizim ülkemizde bir türlü tam anlamıyla yapılamıyor. Bir de sürekli sil baştan yapılıyor. Ben mesela şeyi de merak ediyorum. Fenerbahçe şimdi hocayı açıkladıktan sonra ne yapacak? Kadroyu ne yapacak? Yine sil baştan mı yapacak? Geçen sene bile kaç transfer geldi Mehmet Özcan? Çift Geçen sene çok. dört büyüklerin dört de çift tanelerdi. Bir tek orada Galatasaray'ın geçerli sebebi vardı. Galatasaray o kadroyu değiştirmek zorunda Neredeyse 14. mi oldu galiba? 13. olan ve çok çaylak oyunculardan kurulu, A sınıf oyuncusu olmayan bir takımda. O yüzden o transferleri yaptı. Şimdi biraz izleyicilerimiz ne düşünüyor? Teknik direktör konusunda hangi isim olabilir, olamaz ya da olmasını isterler? Ya da Ali Koç'un işaret ettiği isimlerle ilgili tahminleri neler? Bir bakalım biz de onlar üzerinden değerlendirme yaparız. Mehmet Cihat Üstün yazmış. Ali Koç Teknik direktör için anlaşma olmadan isim açıklamam doğru olmaz dedi. Anlaşma olmadan ifadesi şifredir diyor. İsmail Kartal'la anlaşmaya lüzum olduğunu sanmıyorum. Bu nedenle işaret edilen İsmail Hoca değil. Anlaşma zemini aranacak hoca ya Aykut Kocaman'dır ya Sergen Yalçın'dır demiş. Ya Bu... Sergen Yalçın. Ama Sergen Yalçın işaret etmiyor. Yani evet. Sergen Yalçın için Fenerbahçeli diyemezsiniz. Yani Sergen Hoca her, her yerde oynadı. Dört büyüklerin dördünde de oynadı. Bence fena da iş yapmadı. Yani her gittiği takımda bence iş yaptı ama bu anlattığına Sayın başkanın bence Sergen Hoca girmez. Ben kısa vadede söyleyeyim fikrim. Ben Sergen Yalçın olmalı diyorum görüş olarak. Nedeni de şu kısa vade başarılarda o özgüven, örnek verelim şimdi hani Süper kupa oynayacak Fenerbahçe ile Galatasaray. Ağustos ayının ilk haftası muhtemelen Melike Lig'den önce oynanır. Geçen sezon öyle oynanmıştı Trabzonspor-Sivas maçı. Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe hocası olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'li oyuncular o özgüveni aşılar o kendine güveniyle. Bu profil Fenerbahçe'yi şu an ayağa kaldıracak bir profil benim nazarımda ama uzun vadede tabii ki Sergen Yalçın da teknik adam olarak eleşecek yönleri var ki kariyerinde o yüzden gitti takımlarda çok da istikrar sağlayamadı ama her gittiği takıma kısa vadede başarı getirdi ki Beşiktaş'ta yaptıkları çok çok önemli işlerdi. Sergen Hoca şimdi eğer öyle bir durum olsa Fenerbahçe'de bu kadar uzun yıl sonra şampiyon yapsa zaten yeni Fatih Terim olur. Türkiye'de. Murat Bey yazmış Fenerbahçe boşuna hoca arayışında son şampiyon boşta Abdullah Avcı'ya işaret ediyor. En doğru isim o bence yorum yapmış. Ama tabii ki Ali Koç'un açıklamalarından sonra zaten biz biraz daha Fenerbahçe aidiyeti olan bir teknik direktörle anlaşılacağını anladık ama izleyicilerimizin temennileri, beklentileri ya da düşünceleri diye okuyorum. Ekranına Aykut Kocaman'ın e, istatistikleri geldi bakın. Çok iyidir Aykut Hoca'nın istatistikleri. Yani işte kariyeri boyunca o defansif damgasını yemesi bence. Evet. E, Lücescu'ya benzetirim. Ben Lücescu'yu da çok beğenen biri olarak. Elbette Lücescu ile aynı seviye değil. Aykut Kocan, Luchescu'da bakarsak defans denir mi? Oynattı takımlar gol atmıştır. E, golcü takımları olmuştur. E, i̇ki tane Akisar maçıyla çifte kupalı şampiyonluğu kaçırdı bakarsak e, Fenerbahçe'de. E, sonra Avrupa Ligi'nde çok başarılı olmuştu. Yarı final yani, değil mi? Ersün yanında o takımı son şampiyon olan takım. Hatırlayalım. Bruno Alves alındı. E, of, düşünüyorum başka. Böyle çok transfer yapılmadı Alper Potukal'ın yani. Ana parça değişmedi. 11 oyuncunun 8 9'u yine Aykut Kocaman'ın hep oynattığı isimlerde son şampiyonlukta. Yani son şimdi Aykut Hoca tabii çok önemli bir teknik adam, çok da önemli bir karakter. Aslında ancak son performansı Başakşehir'le inanılmaz kötü. Şimdi de, kötü de İsmail yani. Kartal'ın geldi istatistiklere. Yani Şu an en çok bu de... iki ismi konuştuğumuz için evet. bunlar üzerinden gidelim istiyoruz. Mesela bana kalsa şimdi ise Sergen Yalçın dedi Mehmet Özcan. Bence de en önemli adaylardan birinin Montella olması gerekiyor. Yani hem Adana Demirspor'a oynattığı futbol çok özgüvenli, soğukkanlı bir teknik adam. Süper Lig'in de hani atmosferine ben mesela Monteya'nın Sergen Yalçın'dan daha iyi hoca olduğunu düşünüyorum şu an için ama Sergen Yalçın'ın bugünkü Fenerbahçe daha doğru isim olduğunu düşünüyorum. Monteya'daki problem şu, Adana Demirspor oynattığı futbolu Fenerbahçe'ye oynatmaya kalkarsa ciddi problemler olabilir yani. Adana Demirspor'da geri düşüp o coşkuyla arada maç kaybetseniz de itiraz edilmiyor mu? Fenerbahçe öyle değil. Biraz daha kontrollü oyun ister. Evet. Adana Demirspor'da örnek verelim. Kaleci ve stoperleri çok önemsemiyordu Montele. Genelde onları yerlerden kurdurup ön tarafı yabancı hep işi götürmeye çalışıyordu ama bu sezonki Fenerbahçe'nin de Galatasaray'a nazaran şampiyonu kaybetmesinin en temel problemi savunmada yediği kolay goller. ya yani orada biraz dokunuş ister. Tamam. Sergen Yalçın biraz daha o konularda daha garantici hareket eder bence. Sergen Yalçın da gerçi o Wellington'la falan oynadı. Sergen Wellington Yalçın da stoperlere öyle çok bence e, şey yapmıyor orada. Hatta ben biraz ayrılıyorum orada senden. E, hoca iki hocanın tarzının birbirine yakın olduğunu düşünüyorum. Montella'nın da Sergen Yalçın'ın da yani bekleri sürekli öne çıkartar. Mesela iki bekini de aynı anda çıkartıyor Adana Demirspor. E, Sergen Hoca da yıllarca öyle yaptı. E, kenar oyuncuları içeride kullandı. Savunma oyuncularını çok öne çıkarttı. Aslında biraz benziyor tarzları ama tabii Montella hoca ile ilgili de şunu diyebiliriz yani iki sezon çok istikrarlı bir şekilde Adana Demirspor'da çok başarılı çok başarılı İstikrarız oldu. Mı? Bir de büyük takım oyunu oynattı. Bu da önemlidir. Fenerbahçe'de yani Mesela ben şunu merak ediyorum ama şimdi Montella ismi e, Fenerbahçeliler için de birçok Fenerbahçeli bu hocayı istiyor Montellayı ama bazen de şey oluyor e, ligimizde bu çok oldu yerli yabancı fark etmeksizin. Böyle böyle bir Anadolu takımında başarılı olmuş bir teknik direktörü transfer ediyor büyük bir takım. Olmuyor. Erol Bulut. Erol Aklıma Bulut. Aklıma gelen Tudor. Igor Tudor. Ama şu var. var. Yani şimdi Montella'yı ne Tudor'la ne Erol e Hoca'yla... Büyük ile... takım futbol oynatıyor da. Şey yapamayız yani. Birleştir, şey yapamayız. Kıyaslayamayız. Artı şimdi açmaya çalışıyorum müsaadeniz olursa transfer şeyini profilini Montella'nın. Montella çok önemli takımlarda hocalık yaptı. Yani bunlardan bir tanesi Milan. Yani şimdi Milan'da teknik direktörlük yapmış. Tekrar bakıyorum. Sevilla da teknik direktör. Fiorentina, Milan, e, Roma. Yani şimdi bu takımlarda teknik direktörlük yapmış bir hoca. Hadi Roma biraz hani onun efsanesi olduğu zaten bir takım. 4 ay falan çalışmış ilk başlarında kariyerinin ama yani Milan'da e, neredeyse bir sezon e, çalış bir sezondan fazla hocanın çalışmış olduğunu görüyoruz. E, Sevilla'da çalışmış olduğunu görüyoruz. E, Fiorentina'yı attım bir kenara. Yani bu kadar özellikle Milan dünyanın en büyük yani en büyük takımları yani Milan, Milan'ı kıyaslayayım Milan'dan daha büyük bir takım yok bence Milan'la eşit takımlar var Bayern evet. Münih nedir o Real Madrid, Barcelona bunlar e, eşit sayabilirsin Juventus'u Inter'i bile bence eşit sayamazsın yani Milan daha büyük <laughs> ee, yani Milan en, en büyük takımdır dünyada. Yani e, bu takım biraz Melike hatırlamaz ama benim çocukluğum e, hakikaten tam, bir milandı Bir dönem min Milanı zaten evet. hep ama. Biz çünkü, de aynı, aynı caddesiyle. Milan, ile, Milan e, United tabi. Ee, Barsa Real. İşte evet. bir Bayer, gördük. Bayern Münih bir de Bayern Münih dönem. Evet. Oliver Kahn'la Efenberg aynı o, jenerasyon oldu mu sizler? sayısız koması Montella Milan dönemi bende kayıp yani o dönem hiç Avrupa futbolu izlememişim. Elbette biliyorum futbolcu geçmişini. Hocalık olarak da hiç itirazım yok ama ya ben biraz işin psikolojik kısmını... Montella'nın da bu arada geldi istatistikleri yani, Türkiye. Yani, Melike ben açık söyleyeyim biraz psikolojideyim. Nedir? Onu da şöyle hatta bir örneklendirmeye çalışayım. Galatasaray'ın yıllardır Kadıköy'de kazanılma serisine benzetmeye başladım artık. Ben biraz Fenerbahçe'nin ligde şampiyon olamama durumunu. Galatasaray'ın o dönem hatırlayalım. Öyle maçlar vardı Kadıköy'de 60'tan 70'ten sonra bu seferde bu, bu senede kazanamıyoruz psikolojisine girip maçtan kopmalar. Benzer kırılma bence Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışlarında oluyor işte. Nedir? Bir sene önceki o Kim Minje, Canini pozisyonunun ardından havalimanı açıklamaları kopmalar. Bu Hı. sene sürekli açıklama üstüne açıklama. O anlamda Sergen Yalçın daha böyle iddialı konuşmalarıyla örnek verelim. İşte bir Hatay Spor maçı öncesi konuştu. 7-0 bitti maçı anlatabildim mi? Hı hı. O enerjisi bana biraz daha yok. Bir de evet Beşiktaş Sergen Yalçın ama bugün Fenerbahçe için, yarın Trabzonspor, öbür gün Galatasaray için anılsa taraftarlı. bir şey demez. Çok negatif bakmayacağı bir isim. Ben Bence de. bu da önemli. Ben biraz da evet şimdi e, camiye bilen isim diyor Sayın Elikoç ama yani her hepsinden de bir Fatih Terim hikayesi çıkmıyor. Bir tek Fatih Terim ha şimdi bir de Şenol Güneş başardı Beşiktaş'ta. Ee, iyi de. gidiyor ama kolay değil o. Her geri dönüşün garantisi yok onu söyleyelim. Ama, Ersun Yanal yapamadı mesela. Ama Abdullah herhalde avcı şu denklemde Sayın Başkan'ın anlattığı denklemde dışarıda kalıyor.